Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Carvento Turizm AŞ firma sahibi Durmuş Kayalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? İsmim Durmuş Kayalı. Sivas doğumluyum. Marmara Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği ve bunun yanında da İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetim Bölümünden mezun oldum. Araç kiralama sektöründe hizmet gösteriyoruz. Yaklaşık bir 17 yıllık sağlık personeli tecrübemden sonra araç kiralama sektöründe de yaklaşık 7 yıldır bulunuyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Yani bir kırılma anı işte çocukluktan gelen erkeklerin genelde de genetik sayılabileceği araba sevgisi tabii ki ağırlıklı bastı. Yani ağırlıklı oldu daha çok. O konuda araba sevgisi, işte güncellemeleri takip edilmesi, işte araç alım satım sektörüyle başlayıp kiralamaya uzanan bir serüvenimiz oldu yani. Harika, çok güzel. Evet. Firmanız hakkında daha detaylı bilgi verir misiniz ve verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Şu anki konsantrasyonumuz yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamaktayız. Müşterilerimize ya da hizmet verdiğimiz insanlara daha faydalı, daha işte güncel konularda, güvenilir noktalarda kiralama hizmeti sunmak. Toplamda 4 bölgede hizmet gösteriyoruz. Antalya, Adana, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda. Projeksiyonumuz yani müşterilere güvenilir hizmet vermek, onları Türkiye'ye ilk girişte güzel karşılamak ve bunun devamlılığını sağlamak için sektörde elimizden gelen çabayı, gayreti ekip arkadaşlarım ve ben sürdürüyoruz. Harika, çok güzel. Evet. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Diğer firmalardan sizi ayıran özellikler nelerdir? Biz rakiplerimizden ayıran en büyük özellik müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak. Burada kendimizi piyasa şartlarında güncellemek, daha dış kulvarlarda neler yapıldığını takip ederek gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak. Çok güzel. Evet. Belli şehirlerde mi, nerelerde faaliyet gösteriyorsunuz? Şu an Adana, Antalya, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı. Bir de Üsküdar'da merkez ofisimiz mevcut. Çok güzel. Toplamda 600 araçla hizmet veriyoruz. Harika. Bunun yaklaşık %80'i yabancı turistlerden oluşuyor. Çok güzel. Öyle yani hizmet grubumuz. Turizm sektörü çok gelişti ülkemizde. Gerçekten bir cazibe merkezi haline geldik. Evet. Bu da çok mutluluk verici. Evet. Genellikle de zaten bu araçlarla seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Evet. O da son derece iyi bir şekilde ekonomiyi canlandırıyor. Aslında onlara da kolaylık. Turizm sektörü bir zincir halkası gibi aslında. Ya araç kiralamada bu halkaların gerçekten en başından gelen noktalarda diyebiliriz yani. Kesinlikle. Yani genel olarak turizm bir hizmet sektörüdür. Bunun içerisinde otel vardır, işte restoranlar vardır. Ama burada olmazsa olmazlarından birisi de bence araç kiralama kesinlikle sektörüdür yani. En başta karşılama, uğurlama değil mi? O ilk izlenimler Evet. ve konforu sağlıyor. Yani düşünsene hepimiz yurt dışında bulunuyoruz. Tabii. İşte güvenlik noktasından geçtikten sonra o ülkenin ilk insanlarıyla karşılaştığımız nokta araç kiralama şirketleri. Kesinlikle. Yani. O yüzden güzel bir izlenim. Yani kesinlikle. Evet. Özverili ve güvenilir olmak gerekiyor. Evet. Ve sizi beğeniyorlar, tavsiye ediyorlar, tekrar geliyorlar. Evet. Bu da mutluluk verici. Biz firma ve çalışma arkadaşlarım yani toplam ekibimizle beraber sosyal medya üzerinden yapılan anketler, hizmet verdiğimiz noktalar, oradan geri dönüşler, şikayetler üzerinde yoğunlaşarak elimizden gelen en hızlı şekilde aksaklıkları da gidermeye çalışıyoruz yani. Bu da çok önemli. Çok gerçekten. Önemli gerçekten. Çünkü müşteri memnuniyeti kesinlikle burada önemli. Kesinlikle. Yani neler talep ediliyor o doğrultuda uygulamalar gerçekleştirilebilir. Kesinlikle öyle. Şöyle bir durum var. Yani siz ilk ülkeye giren insana nasıl bir imaj çizerseniz aslında devamında da kesinlikle o süreklilik kazanıyor. Devam ediyor. Yani aynı o izler. İmaj, evet, aynı izleri ülkesine taşıyabiliyor. Kesinlikle. Evet. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şimdi öncelikle vizyonumuzun bu dönemde, bu zamanda en önemli kısmını elektrikli araçlar oluşturacak. Ne güzel. Hem çevremize, hem
İşte karbon salınımı noktasında, evet, işte şirketimizin kendisini güncellemesi noktasında bazı noktalarımızda elektrikli araçlar kiralayarak çevreye daha nasıl faydalı olabiliriz, daha nasıl etkili olabiliriz diye sürekli tartışıyoruz. Bu dönem en büyük şirketimizdeki konulardan birisi bu. Kendi vizyonuma gelince de en büyük tutkum çalışmak. Seviyorsunuz. Çok seviyorum. Sektörde mevcut yeni girecek oyunculara, mevcut yeni girecek firmalara bir rol model olmak benim ve ekip arkadaşlarımın en büyük hayalleri arasında. Bu amaç doğrultusunda da hem kendimizi geliştirirken hem de yeni işe alan arkadaşlarımızı, yeni sektöre giren arkadaşlarımızı bu konulara daha iyi empoze edebilmek için yoğun eğitimler ve çabalarımızı gösteriyoruz elimizden geldiğince. Harika, ne güzel. Evet. Çünkü bilgi paylaştıkça güzelleşiyor yani. Hani tecrübe paylaştıkça güzelleşiyor. Muhakkak. Evet. Umarım hedeflerinize en kısa zamanda ulaşırsınız. İnşallah Nesrin. Peki kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ekibinizde yer almak isteyen kişilere tavsiyeniz nedir? Şimdi öncelikle bu işi gerçekten tutkulu ve seven insanlar yapmalı. Az önce de konuştuğumuz gibi bir ülkeye giren yabancı bir insanın ilk karşılaştığı noktalardan birisi sizsiniz. En önemlisi de rentekar sektörünün saygın bir hale gelebilmesi için müşteri memnuniyetinin en yüksek seviyede tutulması gerekiyor. Bu pazarda faaliyet gösteren diğer şirketlerde bu konulara daha ağırlıklı, daha eğim verdiği sürece daha güzel, daha iyi hizmetler verebilmemiz mümkün. Bu hizmetler dünya çapında duyuldukça da dünyadan da yabancı yatırım çekmesi çok olağan bir durum yani. Hani burada aslında verilen hizmet ve saygı, işinize saygı çok, çok önemli bir kriter. Kesinlikle, evet. O ciddiyet değil mi? Kesinlikle. Söylediğiniz gibi saygı. Evet. İşe tutkuyla bağlı olmak ve empati kurarak, değil mi? Karşı taraf benden ne bekliyor? En iyi hizmeti nasıl verebilirim? Evet, evet. Bu duygularla. Yani Nesrin Hanım bunu çok konuştuk ama düşünsene biz de düşünün, biz de yurt dışına gidiyoruz. Tabii. Nasıl bir ilgi bekliyoruz? Yani orada zaten bilmediğiniz bir ortam, bilmediğiniz bir atmosfer, bilmediğiniz bir kültür. Tabii. Neyle karşılaşacağımızı kesinlikle hiçbirimiz kestiremiyoruz. Doğru. Yani sektör açısından da yani tamamen güvene dayalı bir sektör. Hizmet eşittir, güven eşittir, mutluluk. Öyle söylüyorum ben yani. Doğru. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim Nesrin Hanım. Benim için de öyle. Çok mersi. Programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Öncelikle bildikleri kurumsal düzgün hizmet veren şirketleriyle çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bir gün herkesin bir araç kiralamaya ihtiyaç duyabileceğini hepimiz biliyoruz. Burada unutulmamak ki sektörün önü çok açık. Ülkemizde de her gün herkes bu sektörle çalışmak ve araç kiralamak zorunda kalabiliyor. Biz burada Carvento ve çalışma ekibim olarak elimizden gelen en iyi hizmeti sunarak bu güveni pekiştirmek ve müşterilerimizi mutlu etmek. Harika bir mesajdı. Evet, efendim katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ben ve teşekkür başarılar ederim, diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Bugünkü konuğumuz Carvento Turizm AŞ firma sahibi Durmuş Kayalı'ydı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.